Pencereden Bakan Kadınlar. Osmanlı'nın son dönemlerinde peş peşe yaşanan savaşlar, sosyal ve ekonomik yaşamda birçok sıkıntıya neden oldu. Bu zorlu koşullar, evleri dışında çalışmaya pek de alışkın olmayan Müslüman Osmanlı kadınlarını çalışma yaşamıyla tanıştırdı. Dönemin kimi kadın dergileri ve dernekleri de çalışma yaşamına katılmaları için onları destekledi. Bu dergiler, kendi işini kuran kadınları haber yaparak tüm kadınları girişimci olmaya davet ettiler. Kendi iş yerlerini açabilir ve geçimlerini sağlayabilirlerdi. Bu dergilere konu olan iki Osmanlı kadının da Naciye ve Muzaffer Hanımlardı. Bu iki girişimci kadın fotoğrafçılık mesleğini seçerek kendi işlerini kurmuşlardı. Naciye Hanım bir fotoğraf stüdyosu açarken Muzaffer Hanım dergi kanalı ile seyyar fotoğrafçılık yapmaktaydı. Fotoğrafçılık sanatını eşinden öğrenen Naciye Hanım ile ailesi zamanla ekonomik zorluklarla karşılaştılar. Naciye Hanım evdeki eşyaları satmanın bir çözüm olamayacağını düşündü. Ailesinin geçimini sağlamak için çalışarak para kazanması gerektiğine karar verdi. Dönemin geleneksel toplumunda üstelik bir paşa kızının çalışması tepkilere yol açabilirdi. Ancak Naciye Hanım gelebilecek tepkilere hiç aldırış etmedi. Birinci Dünya Savaşı başladı ve kocam cepheye gitti. Üç kızım, bir oğlum, annem, üç evlatlığımız, ninem ve evde bize hizmet eden 4-5 askeri geçindirmek mecburiyetindeydim. Ben insan değil miyim? Hayatımı kazanamaz mıyım? Çocuklarıma bakamaz mıyım? İlla ki bunları satarak mı yaşayacağız dedim ve ertesi gün bir fotoğrafhane açmaya karar verdim. Zaten çatı katındaki çamaşırlık kocamın fotoğraf merakı yüzünden bir stüdyoya dönüşmüştü. 1919 yılının başında Beşiktaş Yıldız'da oturduğumuz Sait Paşa Konağı'nın önüne Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi Naciye yazdırdığım bir tabela asarak çalışmaya başladım. İlk gün 10 kişi geldi. Naciye Hanım'ın stüdyosu artık kadınlar arasında çok popülerdi. Kazancı gittikçe arttı ve 1921'de ailesiyle birlikte Beyazıt'ta bir binaya taşındılar. Alt kattaki dairede ailesiyle yaşarken üst katta yer alan stüdyosunda işini yapmayı sürdürdü. Milli mücadelenin devam ettiği bu yıllarda kadınlar, cephedeki eşlerine gönderecekleri fotoğrafları çektirmek için Naciye Hanım'ın stüdyosuna akın ediyorlardı. Kadınlar Dünyası dergisi de Naciye Hanım'ın girişimciliğini kutluyordu. Naciye Hanım adında bir kız kardeşimizin kadınlara özel bir fotoğrafhane işletmekte olduğu haberini aldık. Bu girişimci ve çalışkan kız kardeşimizi takdir etmek ve desteklemek borcumuzdur. Naciye Hanım sadece fotoğrafçılık yapmakla kalmıyor, fotoğrafçılık dersleri de veriyordu. İstanbullu kadınlara ve haftada 2 gün Yıldız Sarayı'na giderek Sultan Reşat'ın torunlarına fotoğrafçılık sanatını öğretiyordu. Buraya gittiğinde saray kadınlarının da fotoğraflarını çekiyor, bazen de sultan hanımlara atölyesinde karanlık oda dersleri veriyordu. Milli mücadele döneminde heyecanla katıldığı mitinglerin de fotoğraflarını çekti. Naciye Hanım fotoğraflarına adını yazmadığı ve arşivini koruyamadığı için tarihe tanıklık eden bu değerli fotoğraflardan ne yazık ki çok azı günümüze ulaşabildi. Muzaffer Hanım ise Naciye Hanım'ın aksine stüdyoda değil, seyyar fotoğrafçı olarak mesleğini yaptı. 1923 yılının Haziran ayında Süs dergisine verdiği ilandan sonra çok sayıda talep aldı. İstanbul'u köşe bucak dolaştı. İstedikleri yere giderek kadınların fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçıya gitmeye üşenen kadınlar Muzaffer Hanım'ı çağırarak evlerinde, bahçelerinde fotoğraflarını çektirebilirlerdi. Fotoğraf çektirmek istedikleri gün saat ve adres bilgilerini bir kartpostala yazarak dergiye göndermeleri yeterliydi. Muzaffer Hanım belirtilen yere hemen gelecekti. Süs dergisi hazırladığı ilanda Muzaffer Hanım'ı övgüyle tavsiye ediyordu. Muzaffer Hanım hakikaten sanatkar bir resimci olduğu için mahcup olmaktan hiç korkmaksızın okuyucularımıza kendisini şiddetle tavsiye ediyoruz. Kadınlardan çok rağbet gören Muzaffer Hanım'ın müşterileri de gün geçtikçe artmıştı. Muzaffer Hanım o güne kadar evlerinden pek çıkamayan, hiç fotoğraf çekilmemiş çok sayıda kadını fotoğraflamayı başarmıştı. Kurdukları işler sayesinde parlak bir kazançla geçimlerini sağlayan Naciye ve Muzaffer Hanımlar, kadınların girişimci ruhunun fotoğrafçı temsilcileri oldular. Fotoğraf sanatını meslek edinmek isteyen kadınlara öncülük ettiler. Kadınlara özel fotoğraf stüdyosu açarak ve istedikleri adrese gidip çekim yaparak kadınlar için de fotoğrafı erişilebilir kıldılar. Böylece tüm toplumu kapsamasını sağladıkları fotoğraf sanatına önemli katkıda bulundular. Bugün de akıp giden yaşamı vizörden bakarak ölümsüzleştiren yetenekli kadınlar, fotoğraf sanatında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.